Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında haşlanmış patates yapacağız. 2 adet patatesimi öncelikle soyup daha sonra küp küp doğruyorum. Küp küp doğrarken biraz iri parçaları ayırıyoruz arkadaşlar. Bu lezzeti biz birkaç kez denedik daha önce. Sizlere de sunmak istedim gerçekten çok beğendiğimiz için. Özellikle kahvaltılarınızda veya e, içeceklerin yanında atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz. Çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Hem de sağlıklı bir yiyecek. Gördüğünüz gibi iri iri doğradım bu şekilde. Ve kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ardından kabartma tozu eriyince içerisine patateslerimi atıyorum ve 10 dakika kadar kaynatıyoruz. 10 dakikayı geçmesin arkadaşlar. Tavanın içerisine zeytinyağını alıyoruz. Ve 1,5 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Hafifçe kızardıktan sonra 2 diş sarımsak rendeliyorum içerisine. Ve hafif hafif karıştırıyoruz. Sarımsağı yakmamaya çok fazla özen gösterelim. Bir tık tabii ki de çıtırlaşıyor. Ve birazcık kızarttıktan sonra yanmaması için en son bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Ve onu da şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra ocaktan tavayı alacağız. Şimdi gelelim patateslerimize. 10 dakika kaynattım. Hemen kontrol ediyorum. Çatal batırıyorum. Gördüğünüz gibi içine çatal giriyor. Daha fazla kaynatırsak dağılabilir. Alıyorum ocaktan. Patateslerimi bir kasenin içerisine alıyorum. Ve içerisine az önce hazırladığım zeytinyağlı sosu döküyorum. Gerçekten inanılmaz bir koku geliyor arkadaşlar. Yaparken bile iştahınız kabaracak. Şöyle altına fırın kağıdı serdiğim borcamın içerisine döküyorum. Dilerseniz siz malzemeleri artırabilirsiniz. Ben böyle iki kişilik yaptım. Ya da üç kişi de yiyebilir. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Alt üst açık fanlı 180 derece fırında 20 dakika 25 dakika kadar pişiriyorum böyle üzeri kızarana kadar. Her fırının ölçüsü tabii ki de değişebilir. Gördüğünüz gibi böyle üzeri kızardı, içi yumuşacık, dışı da çıtır çıtır çok güzel oluyor. O sarımsak ve kekik de ona güzel bir aroma veriyor. Üzerine biraz daha tuz ekliyorum. Böyle iri iri tuz taneleri de onu lezzetlendiriyor. Ve ince ince kıydığım maydanozu da şöyle üzerine gezdiriyorum. Gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.